Empati. Sevgili partili üyelerim, hoş geldiniz. Bugün yine mutlu bir günümüzü yaşıyoruz. Sizlerle birlikte bu güzel günümüzü paylaşmak istedik. Öncelikle dün akşam Ankara'da meydana gelen elim olayı telin eder. Vefat edenlere başsağlığı diler, ailelerine rahmet dileriz, sabır dileriz, yaralananlara Allah'tan şifa dileriz. Arkadaşlar, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde Türkiye genelinde partimiz sizlerin ve diğer ülkemiz vatandaşlarının teveccühüyle bir hız kazanmıştır. Bu sınavda yüzümüzün akıyla, başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız, halkımızın gayreti bize bu umudu erkenden yaşatmayı ve geleceğe aydınlık olarak bakmayı vesile etti. Bugün partimizin aday adayı Sayın Cevdet Akay Bey'in milletvekili aday adaylığını açıkladı. Bildiğiniz gibi AK Parti'nin IMF'nin desteğiyle 4,5 yıldır uyguladığı ve alternatifi olmadığını iddia ettiği ekonomi politikasında halkımız iş ve ağaç sorunu ile baş başa kalmıştır. Ucuz döviz, ucuz ithalat, düşük enflasyona dayalı uygulanan ekonomik politikada işi ve aşı olmayan insanların mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Çok sayıda insan tarım ve imalat sanayiinde üretim yapısının çökmesi nedeniyle işsiz kalıyor, göç etmek zorunda kalıyorsa, iş bulamıyorsa onlar için ucuz döviz, ucuz ithalat, düşük enflasyon, yükselen borsa endeksi bir anlam ifade etmez. Bugün ekonomi çarkının dönmesi için ödemleştirme ve varlık satışı gelirinin bitmemesi ve dış kaynak akışının kesilmemesi gerekmektedir. AK Parti hükümeti adeta bu üç konunun düşmemesi için, kendi başarısının gayreti için bunları istemektedir. Ancak biliyoruz ki başkasının döviziyle ucuz ithalat yapınca enflasyon düşer ama yerli üretim de geriler. İşsizlik artar, ucuz ithalatla üretim artırmak, işsizlere iş bulmak. Çok teşekkür ediyorum. Üyelerim, çok değerli hemşerilerim, ülkenin her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilenen değerli basın mensupları, konuşmama başlamadan önce hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygıyla sizlere selamlıyorum. Değerli basın mensuplarımızın huzurunda CHP'den Karabük Milletvekili aday adayı olduğumu burada ilan ediyorum. Geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kısım arkadaşlarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizi tanıyor olabilir ama genel olarak özgeçmişim hakkında kısaca size bilgi vermek istiyorum. 14-12-1966 tarihinde Karabük Yenice'de doğdum. İlk ve ortaokul tahsilimi Yenice'de tamamladıktan sonra lise eğitimimi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde parasız yatılı olarak tamamladım. Üniversite eğitimimi Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde bölüm birincisi olarak bitirdim.
Üniversite tahsilimden sonra da meslek hayatına atıldım. Çeşitli bankalarda yöneticilik yaptım. Şekerbank'ta uzun yıllar müfettişlik yaptıktan sonra Sümerbank, Toprakbank, Tekstilbank gibi bankalarda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü, krediler müdürlüğü görevlerinde bulundum. Finans kurumlarında genel müdürlük yaptım. Yaklaşık 5 yıllık bir süre içerisinde de akaryakıt, gıda, inşaat, bilişim, turizm alanında faaliyet gösteren, bünyesinde 14 tane şirketi bulunduran ATO Grup'un genel müdür ve yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Ayrıca bu görevler içerisinde devam ederken sosyal faaliyetler olarak da yaklaşık yine 5 yıllık bir süre dahilinde İstanbul'da bulunan Karabük Gence Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı ve bazından bazı arkadaşlarımızın da takip ettiği şekliyle de 1,5 yıldır kurmaya çalıştığımız ve 2006 Aralık ayı içerisinde faaliyete geçirdiğimiz Karabük Dernekler Federasyonu'nun başkanlığını götürüyorum. Yine Karabük Dernekler Federasyonu olarak Karadeniz'deki illeri bünyesinde toplayan KASTOP yani Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri'nin illerinin oluşturduğu konfederasyonda genel saymanlık, yine Türkiye Sivil Toplum Örgütleri Konfederasyonu'nda da genel sekreterlik görevini bulunuyor. Bu bahsettiğim sivil toplum örgütleri, konfederasyonlar yaklaşık Karadeniz bölgesinde 22 ili, Türkiye bölgesinde de 40 ili kapsamaktadır. Burada da aktif görevler almış bulunmaktayız. Karabük'ümüzü de yeterince layıkıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu görevlerin neticesinde özellikle federasyon faaliyetlerini yürütürken yine yeni hizmet binamızı 2007'nin Mart ayı içerisinde faaliyete açtık. İstanbul'da Halevi Sokak No. 4 Koşuyolu Kadıköy merkezi bir yerde Karabük'ümüzü temsil ettiğimiz bir çok güzel bir federasyon binamız var. Burası tüm Karabüklerin İstanbul'daki evidir. Burada çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Öğrencilerimize, ailelerimize sahip çıkmaya çalıştık. Hastalarımızı kollamaya çalıştık. Memleketimize yatırım yapmaya yönelik projeler üretmeye çalıştık. Bu projelerde devam ediyor hala. Bu projeler neticesinde, bu çalışmalar neticesinde de öncelikle İstanbul'daki derneklerimizden, dernek başkanlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden, daha sonra da Karabük'ten, Eflani'den, Ovacık'tan, Eski Pazar'dan, Yenice'den gelen talepler doğrultusunda milletvekili aday aday olmaya karar verdik. Çeşitli istişarelerde bulunduk. Peki milletvekili aday adaylığımızı niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıkladık diye soracak olursanız da ben öğretmen bir babanın evladıyım. Yıllardır Cumhuriyet'in bekçiliğini yapmış, Milli Eğitim Camiası'nda üst düzey görevlerde bulunmuş bir öğretmen babanın çocuğu olarak ve aileden gelen, dededen gelen Cumhuriyet Halk Partisi hissiyetini taşımış, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini benimsemiş bir halkın partisinden, halktan birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir yerden aday olmak söz konusu olmaz. Halk Partili olarak sıralama ne olursa olsun bu partiye hizmet etmek için biz buradayız. İlimize, memleketimize hizmet etmek için milletvekili aday adaylığına talibiz. Allah nasip ederse, önümüz açık olursa milletvekili olarak da sizi temsil etme görevi bize sizin oylarınızla verilecek olursa bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Karabük'ü Ankara'ya değil, Ankara'yı Karabük'e getirmeye çalışacağız. Tabii ki bunlar birlik beraberlik içerisinde olacak şeylerdir. Hep beraber şunu söylüyorum, milletvekili ben veya başka düzgün bir arkadaşımız olabilir. Önemli olan sıradan bir milletvekili olarak değil, siyasi partilerimizde, komisyonlarda başkanlık yapan, genel başkan yardımcılığı yapacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilliği yapılacak,
hatta bakan çıkaracak bir milletvekilini Ankara'ya göndermek. Sizlerden kararlarınızı verirken bu doğrultuda karar vermenizi rica ediyorum. Çok vaktinizi de almak istemiyorum burada. Fazla zaman almamak, zamanı da iyi kullanmak açısından aday adaylığımızın hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle...